Hadi gel. Gel yürü. Yürü. Hadi Karacık, hadi. Karda kışta seni dağlara sürdüm. Affedersin Karacık. Hadi. Hadi. Hadi de. Gel Karacık. Gel. Yürü. Yürü. De. İzleri gözümüzden kaçırmayalım ha. Niye durdun? Yürüsene. Ne oldu? Daha kadın mı kesildi? Yoruldun değil mi? Etme be Karacık. Yolda koyma bizi. Hele varalım kasabaya. Sana arpaların en iyisini vereceğim. Şeker vereceğim. Pancar yedireceğim. Ne dilersen. Yeter ki aşalım şu karlı dağı. Varalım kasabaya. Oğlumu gösterelim. Hesap soralım. Diyelim ki bulun oğlumun katilini, bulun. Hadi be Karacık. Hadi biraz daha gayet. Yürü hadi. Gözüne kaşına kurban olayım Karacık. Şu Reşit Ağa'ya haddini bildirelim. Kızma anana ne olur. Senin yerinden huzursuz ettiğim için kızma. Hak sormaya gidiyoruz. Adaleti aramaya. Rabbim böyle istedi.
zalimin zulmüne karşı durun dedi. Yüce Rabbim bilir işi. Kimsenin hakkını kimse de kovmaz. Hakkı aramaya gidiyoruz. Vicdanları rahatlatmaya. Ah karıcığım. Sen de inan Hakk'a. Sen de inan. Kimsenin hakkı kimse de kalmaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi. Hadi. De. Sakin ol. Yavaş. Hadi ol. Ye. Şevket! Bak izler bu tarafa gidiyor. Kasabayı kestirmeden gidecek. Bu da amaçta yani. Öyle görünüyor. Vallahi deli bu kadın. Hem ne deli. Ya hangi ana oğlunun cesedini götürür bu karda kışta? Gözü kararmış bunu. Yakacak hepimizin başını. Kasabaya varmadan var ya... Elinden cesedi alalım, bırakalım nereye giderse gitsin. Amcam ne dedi peki? Kadını öldürecek miyiz? Amcamın lafına karşı mı geliyorsun? Yok. Yok da kadıncağızın suçu ne? Seslen. Amcam ne diyorsa o olacak. Hadi yürü. Tamam. Gidiyor bu kadın be. Oyalanma bir an önce yakalayalım şunu. Bak bu taraftan gitmişler. Hadi o zaman. De. Acıktın değil mi? Dur, dur. Al. Hadi bak. Al. 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 Oh. Davadan döndük. Hak aramaya gidiyoruz. Hesap sormaya. Oğlumun masum kadının hesabını sormaya. Taş, toprak,
razı olsun diye hesap sormaya geliyorum. Çok üşüyorum ana. Ellerim donuyor ana. Ben ısıtırım yavrum. Nefesimle ısıtırım. Oğlum. Isınmıyor ana. Hiç ısınmıyor. Kımıldamıyor da. Elini de tutamıyorum. Bana ne oldu? Ne oldu ana, söylesene. Çok üşüyorum. Sen üşüme, ben üşüyeyim oğlum. Sen titreme, ben titreyim. Sen ölme, ben öleyim. Sen ne diyorsun ana? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim. İkimiz beraber o Rıştağ'dan intikamımızı alacağız. O zalime haddini bildireceğiz. Ben senin çabanı, çileni görüyorum ana. Şabanım, kanını yerde koymayacak ana. Tasalanma sen. Analık bu işte. Dünyada da cennette de hep anasın. Anam. Şabanım. Oğlum. 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 Şaban. Oğlum. Oğlum. Kalk aslan. Hadi ezan okudu. Kalk yavrum. Erken kalkan yol alır. Çok işim var. Çok. Tıpkı rahmetli baban gibisin. O da böyle uzun uzun gerinirdi. Kötü bir rüya gördüm ana. Allah hayra tebdil etsin. Karacık'la uzun bir yola çıkıyoruz. Karışık kuruşuk bir rüya işte. Bir yere gidemezsin. Sensiz ben ne yaparım? Evin orta direğe giderse ev yıkılır. Anam. Canım anam benim. Kıyamet kopsa bir yere gider miyim ben? Hadi gün ağardı. Kalk, kalk ya. Anacığım ben dökerim, ver. Yo, ben dökeceğim işte. Sevabından niye mahrum ediyorsun beni? Şaban dur. Hı. Dur, azığını unutma. Oğlum eşeğe niye binmiyorsun? Karacık pek yaşlandı be ana. Ona şimdiye kadar yük oldum. Artık yük olmak istemiyorum. Hadi bakalım Karacık. İşini bitirince hemen gel, olur mu? Tamam ana. Şaban. Hı. Ne oldu ana? Bilmem. İçimden geldi işte. Anan değil, sarılamaz mıyım yani? Anam benim. İçimden geldi. Oğlun değil miyim, sarılamaz mıyım? Hadi selametle yavrum, hadi. Sağ ol. Hadi Karacık, hadi. Thank you.
Görüyor musun çobanı? Yine Kur'an okuyor. Ne yaptıksa akıllanmadı. Devletten bile korkusu yok. Herkes gibi o da sadece senden korkuyor Reşit amca. Az falakaya yatırmadım. Kızılcık sobasının acısını kıyamete kadar unutamaz. Vallahi amcam olmana rağmen bazen ben bile tırsıyorum senden. Bütün köylü köpek gibi ürküyor senden. Musa Alif de onlardan biri. Unutmayın. İnsan ürkmesi hayvan ürkmesine benzemez. Öldükten sonra bile korkusu devam eder. Bu çoban bizi dinlemiyor. Ona bir ders verelim amca. Hakkımızı alalım. Sürüden bir koyun alın. İşimize ancak yeter. Hadi. Tutlar şunu. Kapaması güzel olur. Koyun bu. Koyunu verin. Hadi lan. Sahibine ne derim ben? Hadi lan. Öldü dersin geçer. Ama o emanettir. Koyun benim değil. Lan. Kurt kaptı zehirlendi dersin. Olmaz ağam. Ölse de etini sahibine vermeliyim. Ne o? Bize dikleniyor musun sen? Dikleniyor musun lan? Reşit ağam yapma. Hırsızlık, haramilik, haydutluk bu. Bak bir de konuşuyor. Al sana. Ha? Al bakalım. Ha? Kes sesini lan. Kes. Al vurma. Al vurma. Öldürürüm lan seni. Geçen sefer yapmadığımı yaparım. Karnı çocuklarına ne olduğunu bir düşün. Hadi. Nedir? Allah şunu. Bir de şu tabancayı deneyelim. Ateş etmeyeli epey oldu. Evet. Şimdi... Aslan amcam ben. Nasılsın Allah? Maşallah amca. Vallahi attını vuruyorsun ha. Lan. Şu gelen Dulaçen'in oğlu değil mi? Eşeği vurayım mı? Eşek eti de mi yiyeceğiz amca? Sahibine yediririz lan. Yakışır vallahi amca. Sakin ol karıcık, korkma. Nereye böyle Şaban? Korktun mu lan? Korkmuş ya. Hadi yere lan, yere. Şaban! Anana selam söyle. Yeğenler. Onun anası gibi köyde yok. Dolmam ama. Genç kız gibi taze lan. Çıtır çıtır. İçiyorum vallahi. Çok dedim benimle evlen diye. Gitti bu sümüklünün babasıyla evlendi. O da zıbarıp gitti. Gitti işte. Artık babası yok.
Anası da dul. Biliyorsunuz değil mi? Ha? Babasının nasıl gittiğini biliyorsunuz. Ne diyorsun lan sen? Köpek! Köpek! Sen benim anamı nasıl laf edersin ha? Çekil bakayım. Bana bak. Çekil. Öldürürüm lan seni. Çekil dedim. Vuramazsın. Çekil. Gebertirim seni. Çekil dedim. Anam hakkında bir daha konuşma. Anan da böyle hırçında. Geri dur dedim sana. Geri dur. Sen kime vurursun ha? Senin karşında Reşit Ağa var. Dul Hatice'nin sıpası. Gördün mü şimdi gününü? Gittin mi babanın yanına? Eşeğe de vurdun amca. Geberteceğim. Sen kimsin lan? Bunun hesabını vereceksin. Vereceksin. Nasıl? Ölünle mi alacaksın intikamını? He? Ölünle mi? Eyvah! Şimdi ne yapacağız? Amca ne yaptın? Öldürdün adamı. Kim öldürdü lan? Ben öldürmedim. Ben öldürmedim ki. Siz gördünüz mü? Yok. Yok, görmedim. Yok. Ben mi öldürdüm? Ben mi? Yok, hayır. Her zamanki gibi kayalıktan yuvarlandı. Ayağı kaydı, yuvarlandı. Ben mi öldürdüm? Hayır am, sen öldürmedin. Aferin, aferin. Alın bunu. Atın kayalıktan aşağı. Hatice! 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 Hatice neredesin kız? Kız neredesin? Aa, Karacığım, niye geldin erkenden? Köy meydanında başı boş dolaşıyordu. Bak, kar akıyor. Ne oldu sana böyle? Bu kan ne? Yaralanmış. Şaban, Şaban'ıma bir şey mi oldu yoksa? Ha? Şaban, Şaban, Şaban'ıma bir şey mi oldu? Şaban! Nereye götürün? Şuraya, şuraya. Atışın aşağı. Kadın, bir telaş. Oğlumu gördünüz mü? Şaban'ı gördünüz mü? Hayrola? Eşeği yaralanmış. Belli ki başına bir şey geldi. Bu ne telaşı? Uçurumun kenarında odun kesiyordu. Öyle değil mi? Öyle, öyle. Ne olacak şimdi? Ulan nasıl haber oldu? Amca be. İçine mi doğdu? Kadın eşi çakarsa yanarız vallahi. Neyi çakacak lan? Kayalıklardan düştü öldü. Her tarafı keşkek oldu. Aslında artık sahipsiz. İstediğimi yaparım. Hadi bakalım. Gidip şu koyunu boğazlayalım. Hadi. Yürü. Hadi yürüyelim. Salih. Şaban'ımı gördün mü? Salih. Oğlum.
Kalk, kalk, kalk annene ses ver. Kalk oğlum. Aslanım ne oldu sana? Allah'ım ben bu acıya nasıl dayanacağım? Ses ver, ses ver çabuk. Ses ver. Ses ver annene kurban olayım ne olur. Ses ver annene. Oğlum aç gözlerini oğlum. Aç yavrum gözlerini aç. Nasıl dayanırım ben sensiz yavrum? Yavrum aç gözlerini. Ben sensiz ne yaparım buralarda? Nasıl dayanırım ben bu acıya? Yavrum, yavrum ses ver yavrum, ne olur ses ver anana. Yavrum, yavrum, yavrum. Aleyke ya seyyidena. Kaynadı oğlum Şaban dedim sana. Güzel dedim talihi, güzel dedim yüzü güzel dedim ama gitti. Senli boynum gitti. Kara gözlüm gitti. Biz kokulum yapma. Kim, kim bakacak şimdi anana? Kim saracak seni kara toprak aldı canımı? Kara toprak sardı yavrumu. Hatice, Hatice kendine gel. Hatice kendine gel Hatice. Soğan getir soğan. Hatice, Hatice kendine gel Hatice. Yasin, el-Kur'an lakim, inneke lemnel hüseyin, ala sıralı müstabrim. Vah vah, yazık oldu çocuğa. Acıdım valla. Ver şunu biraz da uzatalım. Kendisini de pek severdim. Savcı niye gelmedi? Haber ulaşmadı mı acaba? Muhtar. Gel hele gel. Bu kış zamanı. Hey kasabadan buraya gelmek kolay mı? Hem ne var ki? Pişmiş işte çocuk. Ben bir şeyler söyledim. Rapor tutacaklar işte. Gömün dediler. Ya pek severdim bu Şaban'ı. Vallahi içime koydu. Gözüme uyku girmez gayrı. Ah Şaban'ım ah. Ah Şaban'ım. Gitti, gitti. Ah, 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 Şaban'ım ah. Vah Şaban'ım vah, gitti, gitti. Mezan okunuyor. Bırak kadın. Ama ezan okunuyor. Ne yapalım yani okunuyorsa bırak. Ellerini kırarım senin. Yürü. Ağam, beni emretmişsin. Kocuğumu getir. Yine jurnal mi var? Dahiliye nezareti koltuğuna ne güzel yakışırsın amcam benim. Bırak şimdi makarayı. Çekil. Al bu kağıdı. Nereye teslim edeceğini biliyorsun. Hükümette küfreden sadıkların Halil. Eski yazı kitapları okumaya devam eden Hilmi. Sana oku diye mi verdim? Bensiz. Tamam ağam, iki gün söylersin tekrarlar. Yine. Şevket. Hı. Bu meseleyi sadece biz bileceğiz, tamam mı? Tamam ağam. Selamlarımı söyle. Bir sepet de yumurta götür. Benden hediye. Çift sarılı. Reşit ağam, iyi etmiyorsun. Köyde şikayet etmedik, adam bırakmadım. Yazık. Boş yere hapislerde çürüyorlar. Ne demek boş yere kız? Mebuslarımıza hakaret edecekler. Akıl almaz şeylerle bir sürü iftira atacaklar. Ben bakacak mıyım? Vatan, millet meselesi bu. Onlar da lafını bilsinler. Ayaklarını denk alsınlar. Ben bu köyde hükümetimizin gözü kulağıyım. Bildireceğim elbette.
Onların işlerini yapacaksın ki bir numaralı adamlar olacaksın. Bu devir böyle. Ölümle sadece bir iki yudum ye. Hiç konuşmuyor. Dili tutuldu zavallının. Kolay değil. Delikanlı evladını verdi toprağa. Görünmez kaza işte. Hatice. 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 Kız nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Hatice? Kız Hatice. Nereye gidiyor bu be? Hatice. Hatice nereye gidiyorsun? Allah Allah nereye gidiyor bu kız? Gene mezarlığa gidiyor işte. Evlat acısı bu. Allah sabır versin ya. Rüyalarımda görsem, sarılsam sana. Uyuyamıyorum yavrum. Şaban'ım, burada üşümüyorsun değil mi? Sen üşüme oğlum, ben üşüyeyim. Sen ağlama, ben ağlayayım. Güzel Rabbim seni cennetine koysun. Ben senin günahlarını çekerim oğlum. Oğlum, Şaban'ım. Yavrum. Bu dünyada yaşamak haram bana. Salih, kara toprağı açalım da Şaban'ımın üstünü ört beni. Şimdi Tekmil köylünün önünde söyle. Vur. Köylünün önünde yüzleşelim seninle. Ben mi çalmışım bu adamın koyununu? İftira atmaya utanmıyor musun? Kendin al demedin mi? Ama bir ikramım demedin mi? Demedin mi? Al güzel bir çevirme yap. Ağız tadıyla ye demedin mi?
Ne dedin? Duyamadım. Ne dedin? Afiyet olsun dedim. Afiyet olsun. Şöyle. Bir daha da. Ana iftira atma. Tamam mı? Aferin sana. Kendi kulaklarına duydun muhtar. İşte çobanla umumun önünde yüzleştik. Duydunuz. Hediye etmiş. Ben kimin tavuğuna kış dedim. Kimin malını aldım. Yiğitlik vurmakla, ağalık vermekle. Öyle değil mi? Bu düzen böyle gitmez ağam. Allah'tan kork. Bana bakın. Hepinizi ipe dizerim. Bana karşı dik konuşma. Hele kasabaya gidip şikayet edin. Yakarım sizi. Anladınız mı? Bu köyde devlet benim. Hükümet benim. Jandarma benim. Anladınız mı? Yürü. Abla. Sana bir şey diyeceğim. Ama benden duymuş olma. Rahmetliyle alakalı. Ben gördüm. Ne gördün? Öldürülürken. Öldürülürken mi? Onu öldürdüler. Salih sen ne diyorsun? Salih ne diyorsun? Öldürdüler onu. Gördüm. Her şeye şahit oldum. Kim öldürdü? Kim? Söyle bana kim öldürdü? Reşta. Tabancayla onu vurdu. Sonra da kaza sansınlar diye kayalıktan attılar. Söyleyemedim. Biliyorsun başıma gelenleri. Ama senin haline dayanamadım. Benden duyduğunu söyleme. Haksızlığa dayanamadım. Yer gök razı gelmez bu zulme. Abla dur. Nereye gidiyorsun? Öldüreceğim dur. Onu. Dur abla. Öldüreceğim. Aman abla. Kadın başına ne yapabilirsin ki ona? Reşta'yla ben baş edemedim. Tek bir köylü baş edemedi. O benim canımı aldı. O benim canımı aldı. Ben de onun canını alacağım. Demek ki olsaydı ben yapardım. Biz baş edemeyiz onunla. Reşta senin oğlunu nasıl kahpece vurmuşsa biz de onu kanunla vuralım. Ellerimle ciğerini sökeceğim onun. Bir şey yapamazsın. Zararlı yine sen çıkarsın. Sen karından oldun, ben evladımdan. Oğlumun kanı yerde mi kalacak?
Kalmamasını ben de çok isterim. Biliyorsun. Reşit Ağa'nın kasabada amir memur çok tanıdığı var. Sen ne kadar bağırsan çağırsan dinlemezler. Aklını kaybetmiş derler. Deli derler. Ben de şahit olduğumu söyleyemem. Açıkçası Reşit Ağa'nın şerrinden korkarım. Beni bir kere dinle. Vallahi sabahlara kadar senin oğlunu düşündüm. Dağ gibi derilişi gözümün önünden gitmedi. Ne olur dediğimi dinle. İntikamını alalım oğlunun. Köyümüzü de o şerefsizden kurtaralım. Beni dinler misin ha? Oğlumun intikamını almak için ne yapılacaksa yaparım. Bak şimdi. O zaman iyi dinle beni. İntikamını oğlun kendisi alacak. Diri halde biz bir şey yapamıyoruz ama o ölmüş haliyle intikam alacak. Alacak. Mezarı açıp oğlunun ölüsünü kasabaya götüreceksin. Savcıya göstereceksin. Salih sen ne diyorsun? Günah, günah. Şaban'ın kanının yerde kalması daha büyük günah değil mi? Nasıl? Nasıl? Otopsi yaptıracaksın. Otopsi mi? Hatırlasana. Jandarma vurulmuştu 10 yıl önce. Devlet peşini bırakmamıştı. Ama otopsi yapınca katili ispatlı delili yakalamışlardı. Sen şahit olsan? Olamam. Şahit olamam. Sen benim dediğimi dinle. Eğer yaparsan mermiler hala oğlunun cesedinde. Mermiler ağanın namlusundan çıktı. Mermiyi bulunca katili de bulurlar. En kuvvetli delil, en gerçek şahit oğlunun vücudunda. Göster savcıyı hakime. Otopsi yapsınlar. Başka türlü baş edemezsin bu Allah'tan korkmazlarla. Ben nasıl yaparım? Hükümet gelsin. Gelmezler. Gelseler bile Reşit'e akıllarını çeler. Neler yaptı bana? Ben ispatlayabildim mi? Şeytan gibi adam Reşit'e. Ağzından girer, burnundan çıkar onların. Başka yol yok. Kimsenin haberi olmadan oğlunu mezardan çıkarıp kasabaya götürmelisin. Oğlunun intikamını almak istiyorsan başka çaresi yok. Çok severdi. Ben ne zaman ağrı yusarsam sırtından indirtirdi. Sana kıyamazdı. Biliyorum sen de onu seviyorsun. Karacık, senden bir arzum var. Daha doğrusu oğlumun bir arzusu var. Yapar mısın? Bana hak yolunda yoldaşlık, arkadaşlık eder misin? Ha? Eder misin? Affet bu andanı.
Seni her sabah, her sabah böyle uyandırırdım. Sen de açardın gözlerini, gülümserdin, anam derdin. İşimiz var oğlum. Hesap sormaya gidiyoruz, hak aramaya gidiyoruz. Kalk hadi, kasabaya gideceğiz. Seni kasabaya götüreceğim. Seni vuran o şerefsize haddini bildirmeden yatmak yok mezarlığa. Evvela intikamını alın. Sonra seni kendi ellerimle kundağa yatırır gibi yatırırım buraya. Tamam mı aslanım? Affet bu deli ananı, affet. Senin için son bir delilik daha yapacağım. Hatice kadın kazıyordu. Ceset nerede lan? Cesedi kasabaya götürüyordur. Kasabaya mı? Değil ki lan. Ne bileyim ağam. Herhalde orada gömecek. Biriniz ağzından bir şey mi kaçırdınız lan? Yok amca, ben bir şey söylemedim. Konuşma lan. Ben de söylemedim. Konuşma. Söylemedim. O zaman bu kadın niye götürüyor cesedi? Deliliğinden amca. Salak. Deliliğinden değil, akıllılığından. Kadın cesedi otopsi yaptıracak. Otopsideki ağam. İnceleme. Kurşunu çıkaracaklar. Cesette benim tabancamın kurşunu var. Tabancam da jandarmada kayıtlı. Otopsi yaparlarsa şıpadak bilecekler benim öldürdüğümü. Ceset kasabaya varmamalı. Anladınız mı? Anladım amca. Ne yapıp edip cesedi yok edin. Gerekirse vurun kadını. Tamam, anladınız tamam mı? Amca. Anladım. Anladınız mı? Anladım. Durdurun o kadını. Hadi atlara. Vay anam. Ulan bu kadın nereden aldı bu aklı? Hesap sorulacak. Karacık. Karacık. Karacık nereye gitti? Şaban. Şaban'ımı nereye götürdün? Karacık. Neredesin? Neredesin? Şaban'ımı nereye götürdün? Neredesin? Neredesin? Şaban'ımı nereye götürdün? Neredesin? Karacık! Nereye götürdün onu? Neredesin? Oğlum! Oğlum! Şaban'ım! Neredesin oğlum? Nereye götürdün onu? Şaban! Oğlum! Karacık! Karacık! Şaban'ımı bana geri ver! Geri ver! Karacık! Oğlumu bana geri ver! Oğlumu bana geri ver Karacık! Karacık! Ne?
Karacık! Karacık! Duydun mu? Ha? Deli Açın'ın sesi bu. Yakaladık onu. Hadi. Yürü. Yürü aslanım. Hadi, hadi oğlum. Yürü. Sonra atla gidilmez. Yaya düşelim peşine. Aferin lan. Bazen benim gibi düşünüyorsun. Hadi o zaman gidelim. Taraftan gelmişti değil mi? Yok, bu taraftan geldi. Saçmalama lan, ses bu taraftan geldi be. İzler bu tarafta, bak. Yürü o zaman, koş hadi. Koş. Ulan elimizden çabuk kurtulun, canımızı anlattın Hacca. Çabuk kavuşacak oğlum da. Lan. Karacı, niye yaptın bunu bana? Ben sana ne yaptım? Bir fiske vurdum mu? Arpanın zamanını eksik ettim mi? Gül gibi baktım sana. Bana bunu niye yaptın? Karacı, Karacı. Karacık! Neredesin? Neredesin?
Köyündenim. Adım İdris. Ne işin var dağ başında? Nereye gidiyorsun? Kasabaya, okula gidiyorum. Okula mı? Bu karda kışta. Hı hı. Teyze sen nereye gidiyorsun? Karacık. Karacık kayıp. Oğlum kayıp. Buralarda bir eşek gördün mü? Yok, görmedim. Onu bulmalıyım. Oğlumu kaçırdı beni. Oğlunuz mu kaçırdı? Eşek mi? Oğlunuz küçük mü? Yok yok. Kocaman adam benim oğlum. 20 yaşında. O zaman oğlunuz asla. Değil değil. Benim oğlum öldü. Öldü mü? Ben de onun ölüsünü kasabaya götürüyordum. Oğlumu vurdular. Ama onun katil elini kolunu sallayarak geziyor. Ben çıkardım mezardan. Hükümete götürüyorum. Hak aramaya. Diyeceğim savcıya. İşte oğlumun ölüsü. Bakın şuna. Eceliyle mi ölmüş yoksa hain kurşunuyla mı? Bakın diyeceğim. Oğlumun intikamını alacağım. Çabuk. Karacık. Karacık. Bak, buraya yuvarlanmış. Kurtulmuş ama. Ulan keçi gibi kadın be. Yerin dibine girmedi ya bu. Bulacağız onu. Bulacağız ve temizleyeceğiz. Hadi yürü. Nereye? Ya yürü. Yoksa reşit hakimizin de derisini yüzer. Yürü. Sallanma yürü. Geldim geldim. Nereye gider bu eşek? Eşek değil. Karacık. Karacık bir şeyden ürkmüş olmasın? Neden ürksün ki? Tabutu bir yere savurmuş olmasa bari. Oğlumun cenazesini nasıl bulurum sonra? Duydun mu teyze? Karacığın sesi. Ses bu taraftan geliyor. Karacık! 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 Karacık!
haylaz. Beni öldürecek misin sen? Ya düşürseydin bir yerlere oğlumu? Ya kaybetseydin? Ah inatçı karıcık. Onu topraktan emaneten aldık biz. Savcılara, doktorlara gösterince mezarına geri götüreceğiz. Sen bunu bilmiyor musun? Niye yaptın bana bunu ha? Tamam, tamam. Kıyamam sana. Hadi dönelim artık. Kadın kasabaya varmıştır. Amcam bizi yalurganla asar. İzimiz yok. Allah Allah. Sen demeseydin. Ne demek sen demeseydin Ergun? Benim yüzümden mi oldu yani? Sen geldin bu yolda. Ya kes sesini Ergun. Hatanı kabul et. Ya kes dedim sana. Kuş olup uçmadı ya bunlar. Karacığın kusuruna bakma. Az daha seni kaybedecektim. Az kaldı Şaban. Kasabaya az kaldı. Sana çok eziyet çektiriyorum biliyorum. Affet bu deli ananı. Ama başka çaren yok yavrum. Mahkeme kurulsun. Adalet yerini bulsun. Yoksa... Yoksa seni alkanlara boyayan o zalimi vururum. Katil olurum. Yaşayamam. Yavrum, kadersizi. Kanun hükmünü kessin ki yüreğim azıcık su serpilsin. Beni anla oğlum, anla. Teyze, hadi gidelim artık. Daha çok yolumuz var. Demek yaz kış her gün bu yolu yürüyorsun. Bu kadar uzun yola nasıl dayanıyorsun? Sabah ezanlarıyla kalkıyorum. 3 saat sonra varıyorum kasabaya. Tam dil çalarken yetişiyorum. Saatin var mı? Yok ama güneşe bakarak hesap ediyorum. Ya. Okuyunca ne olacaksın? Hakim. Hakim mi? İnşallah ya. Hakim ol. Memleketin adaletli hakimlere çok ihtiyacı var. Şaban'ımı da okutmak istedi. Okutamadı. Yavrum, o kadar istedi ki okula gitmeyi. Annem baban gurur duyuyordur seninle. Annemle babam yok benim. Ben daha bebekken öldürmüşler onları. Onun için hakim olmak istiyorum ya. Bah yavrum. Yetimsin ha. Peki kim bakıyor sana? Amcam bakıyor. Yengem beni istemiyor ama. Başka gidecek yerim de yok. Teyze, gelenler var bak. Kim onlar? Bu tarafa doğru koşuyorlar. Hadi karacık, koş. Koş. Yürü. Yürü, çabuk. Çabuk. Koş. İşte orada. Çabuk, çabuk. Onlar benim peşimde. Sen yoluna git. Ben onlara izimi kaybettir. Sen okuluna git. Hadi. Sana dedim, duymadın mı? Hadi oğlum okuluna git. Durma burada. Sana da zararı dokunmasın bu iblislerin. Hadi yoluna yavrum. Seni yalnız başına bırakamam teyze. Seninle geleceğim. Hakimler Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. Öyle de sen okuyacaksın.
hakim olacaksın. Git yoluna, benimle iyileşme. Seninle geleceğim. Hakimler doğruların, masumların yanındadır. Geleceğim seninle. Yapma yavrum, bir de senin acını görmeyeyim ben. Olmaz teyze. Ne olur git. Hayır, gitmem. Aklıma bir şey geldi. Hadi karıcık, de. Şevket, bekletme. Vay anasını, çetenfele getirdi bizi. Nasıl doyuttu bizi? Hay be, kadına bak. Ayak şu soyuna geldik, iyi mi? Beni konuşturmadın ki. Bir numara olduğunu anlamıştım ben. Kes lan! Kasabaya varmamalı bu kadın. Kuş alıp uçmadı ya bunlar. Yürü, kasaba yolunu keseceğiz. Kuş olsa vuracağım onu. Teyze gittiler. Oyunum işe yaradı. Gördün mü bak? Zihni motor gibi çalışıyor maşallah. Biz boşuna hakim olmak istemiyoruz. Gel karıcık gel. Gel hadi gel. Allah razı olsun. Sen olmasaydın yakalamışlardı beni. Oğlumun kanı yerde kalacaktı. Sen ne iyi çocuksun. Şaban'ıma da çok benziyorsun. Kasabaya yaklaştık. Az kal teyze, adalet yerini bulacak. Hakkın önünde hiçbir şey durmazmış yavrum. Hakkımızı soracağız. Hakkını kimseye yedirme yavrum. Reşitağ'ın adamları. Boyna altında kalasıcalar. Korkma teyze, burası dağ başı değil, kanun var. Nasıl? Aklıma yine bir fikir geldi. Beni burada bekle. Allah'ım sen yardım et. Allah, Allah'ım yardım et. Nereye gidiyorsun lan böyle? Nereye? Okula. Gel, nereden gidiyorsun? Ne var cebinde? Bir şey var mı cebinde? Ha? Var mı bir şey? Yok. De. Gir lan. Yine yutmuş, it gibi oldun bugünlerde. Kes! Adamların Hatice'yi keserlerse rahatlayacak mısın? Ne Hatice'si? Ben odun kesmeye gönderdim onları. Allah'tan kork.
bu kadar insanın canını yaktın? Kanundan korkmuyorsun ama ölüm var, ölüm. Oldurtma kendini bana. Nerede kaldılar ya? Nerede kaldı bu adamlar? Merhaba. Bu ne? Yok bir şey. Ver. Komutanım. Al onu da. Al. Ya. Hadi yürü. Yürü. Yürün. Yürün. Konuşma. Hadi şey, yürün. Yok, yürün. Yok komutanım. Hadi. Şey, konuşma. Yürün. Konuşma diyorum. Ama hadi, şey Şevket. Söz konuşma. Ya komutanım. Yürü. Şey, anlasın onlara ne oldu. Yürü. Şevket. Ya şey. Ulanmayacaksınız. De. De. De karacık. Hayır olsun anne. Savcı, savcı nerede? Milletin savcısına diyeceğim var. Savcı benim, buyur anne. Sana oğlumu getirdim. Oğlumun ölüsünü getirdim. Başın sağ olsun anne. Neredensin sen? Bayramtepe köyündenim. O kadar yolu bu tabutla mı geldin? He ya. Oğlum için dünyanın iki ucu olsa giderim. Anladım. Benden ne istiyorsun? Söyle annem. Onu vurdular. Tabancayla öldürdüler. Hı-hı. Kahpe kurşun içinde oğlumu. Onun katilini bul. Otopsi istiyorsun. He ya. Ne yapacaksan yap. Adalet istiyorum. Gönlün rahat olsun anne. Ben gerekeni yapacağım. Allah razı olsun. Allah seni anana bağışlasın. Osman Efendi. Geldim beyim. Yardım edin. Tabii beyim. Gel an. Bana hükümet tabibini çağırın. Gel. Gel. Gel anneciğim. Yavrum, sen okuluna git. Dersinden geri kalma. Okuldan sonra gelir seni bulurum. Bul tabii ol. Cahil aklımla ben bu işlerin altından kalkamam. Elimden tutarsın yine. Sen olmasaydın oğlumu getiremezdim. Seni karşıma Allah çıkardı. Karacağa kızmıştım kaçtı diye. Meğer o kaçmamış, seni bulmamı istiyormuş. Hep var olun oğlum. Hakim olun, savcı olun, öğretmen olun. Bu milletin temiz insanlarına arka çıkın oğlum. Kimseye ezdirmeyin, yetimin lokmasını çaldırmayın. Hep var olun. Hep var olacağız teyze. Hadi dersinden kal. Hep var olun. İşte.
İşte savcı bey, işlem tamam. Teşekkür ederim. Her tarafını araştırdı, kalbura çevirmişler. Sağından, solundan... Haklıymışsın teyze, oğlunu vurmuşlar. Vücudunda kurşun delikleri var. Doktor kurşunları çıkardı. Vilayete, adli tıpa gönderdi. Balistikte mermilerin hangi tabancadan çıktığı kolayca anlaşıldı. Reşit Ağa'nın tabancasından çıktı. Zaten iki adamını da jandarma tehdit ediyor. Sıra şimdi Reşit Ağa'da. Merak etme. Adalet yerini bulacak. Reşit Ağa! Reşit Ağa! Buyur muhtar, geç otur. Gel. Durumlar vahim. Şevket'le Ergun'u tutuklamışlar. Demek tutuklamışlar. Belki seni de alacaklar. Ama ben Reşit Ağa'yım. Kasabanın amiri, memuru, adamım benim. Bana bir şey yapamazlar. Ben bu köyün asayişinden mesulüm. Hükümete karşı gelenleri hep bildiriyorum. Benim arkam sağlam. Hiçbir şey yapamazlar. İşte burası savcı bey. Oo, kimler gelmiş? Buyurun, şeref verdiniz. İnsan geleceğiz diye bir haber salar. Böyle habersiz gelinir mi? Size bir koç keserdim. Ne oluyor? Ben Reşit Ağa'yım. Ben bir şey yapmadım. Hükümetimizin emrinde çalışıyorum. Ben hep size yeter hizmet ettim. Kes. Senin gibi sülüklerin, şerefsizlerin, ispiyoncuların, masum insanlara iftira atan, ihbar eden, boş meydanı boş bulunca da astığı astık, kestiği kestik, haydut kesilen katillerin yeri hapishanedir. Ben kimseyi vurmadım. Anladınız mı? Vurmadım. Hayır, hayır, bırakın beni. Takın kelepçeyi. Bırakın beni. Ben kimseyi vurmadım. Şaban'ın cesedine otopsi yapıldı. Balistik raporu öyle demiyor ama. Şaban'ı öldüren kurşunlar senin tabancandan çıkmış. Hayır, hayır. Her şey apaçık ortada. Cezanı çekeceksin Reşit Ağa. Hayır. Götürün. Hayır. Yürü. Ben kimseyi vurmadım. Ben kimseyi vurmadım. Ben kimseyi vurmadım. Ben kimseyi vurmadım. Reşit Ağa, adalet var. İşte oğlumun ölüsü aldı intikamını. Artık gam yemem. Köylü de kurtuldu senin gibi zalimden. Artık gönlüm rahat. Oğlumun kanı yerde kalmadı. Şahidin yok. Adalet istiyorum. Hepsi adalet. Adalet. Sen benim Şaban'ıma ne sanıyorsun? Onun ölüsü bile yeter. Ölüsü bırak. Bile. Anladın bırak. Mı? Ben sizi öldürmedim. Bırakın beni. Bırakın. Ben ağayım. Hadi. Beni götüremezsiniz. Bırakın. Ben kimseye sizi vurmadım. Tebrik ederim Hatice. Adalet istiyorum. Hakkınızı aramaktan hiçbir zaman korkmayın. Artık mezarını fazla açık bekletmeyin. Toprağın emanetini verin. Düzgün ama bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin.
yoldaşım. Arkadaşını Şaban'ı toprağa verdik gayrı. Yine bir başıma kaldım karıcık. Artık son nefesimi verip oğluma kavuşacağım. Güzel ölümü bekleyeceğim. Kalan ömrüm tek başına nasıl geçecek bilmiyorum. Bana yine yoldaşlık edersin değil mi? Teyze. İdris. Ben de tek başımayım. Yengem evden kovdu beni. Beni evladın olarak alır mısın yanına? Bana ana olur musun teyze? Ben okumak istiyorum. Hakim olmak istiyorum. Ama sarılacağım bir ana olmadan olmuyor. Bana ana olur musun teyze? Tabii oğlum. Tabii İdris. Anam. Oğlum. Anneciğim. Yavrum. Anne. Yavrum. Oğlum. Yavrum. Seni koca koca hakim edeceğim. Bir daha anaların ciğeri yanmasın. Gariban milletin hakkını koruyacak. Kan emicilere dur diyecek, hakim edeceğim seni. Ana. Yavrum. Anneciğim. İdris'im. Oğlum. Oğlum.